Bismillahirrahmanirrahim. Ya maşallah biz böyle dersleri yatsıdan sonra yapıyoruz da. Baktım demek ki. Hoş geldiniz. Dışarıdaki kardeşler daha gelemiyorlar mı? Gelin böyle biraz. Ha? Yana şimdi, hadi şimdi. Biz her akşam böyleyiz. Her akşam böyleyiz. Dün akşam Edirne kapıdaydık. Orada da çok kalabalık vardı. Bahçeye taştı millet. Almadı yani. Bir de internet var. Oradan da şey yapıyorlar. Davet ediyorlar. Duyuyor adamlar. Geliyorlar yani kardeşler. Ne yapalım? Fani dünya. Değil mi? Dünya fani, ölümler ani. Ecdadın hani. Hepsi gelip gittiler. Adam bayram değil mi geliyor bazen bayram oluyor. Seviniyor ya diyor. 10 gün diyor bayram yaşadık diyor. Allah korusun. Alıyor çocuk çocuğu. Gittiler çarpıyor. Ayağına gidiyor. Bayramda sevindi fakat ölüm onu bekliyor yani. Onu gelemiyor. Bu da Allah'ın bir rahmeti oluyor. Bize başımıza gelecek şeyleri Cenab-ı Allah bildirmiyor. Bildirse hayat uzunan yolu azap olur yani. Rahmet yolunda. Evet sevgili kardeşler. Allah Allah. Bakalım. Okunacak yer var da. Buralarda mı oturuyorsunuz siz de yapın? Ha? Sen nerede? Çatalca nerede? Çatalca. Geçtik aşağı geçiyoruz. Çatalca. İlçe oluyor değil mi? Kaç nüfusu var? 30. Mahallelerle 36. 36. Köylerle beraber 65. Maşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Muhammed'in âlihi ve ashabihi ecmain. Birinci nota, 17. namanın birinci notası. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil! Bil ki, gafil Said diyor da, biz gafil Said demiyoruz. Böyle bir abi okuyormuş, bir zaten okutmuş. Ey gafil Said demiş. Niye bana gafil diyorsun, kendine de sen demiyorsun. Ey gafil nefis! Ey gafil nefis! Bil ki, şu alemin fenasından sonra, fena fanilik demek, fanilik. Sana refakat etmeyen, yani dünyan bitti artık. Son nefesini verdin, bitti. Her şeyden alakan kesildi. Kapıdaki araba senin değil. Cebindeki para da senin değil. Damatla oğlan diyor. Pantolonu sarılıp sonra bakarız. Her şey bitti. Şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen, arkadaş olmayan ve dünyanın harabiyle senden müfarakat eden, ayrılan bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Yani kalbini bağlamak, şu an var, boyun var, tarlan var, bahçen var. Hiçbir şeyin yok. Sen bile senin değilsin, ben bile benim değilim. Gözlükler benim, o gözler benim değilsin. Evet, bak buna para verdim, aldım onu. Gözler yapılırken haberim olmadı. Ayakkabılar benim ama ayaklar benim değil. Ayak benim olmazsa ayakkabı zaten hiç olmaz. Hani toplarız böyle 8-10-11 elde var bir. Elde var bir. Ona verdik oldu 11. Onun gibi yani. Elde var bir. Bir şey yok bizde ya. Çünkü bak kaç yaşındasın? 10. 11 sene önce neredeydin? Yoktun. Var oldun bak. Ya ne güzel. İnsan olmak için direk çevirdin mi? Ya Rabbi beni insan yap. Aman kirpi yapma. Ne olur ya Rabbi beni aslan yapma, tilki yapma, çakal yapma, beni insan yap. Dedin mi? Ben de demedim.
biz insan yarattı ne güzel. Taş da yaratabilirdi, yılan da yaratabilirdi. Fare de yapabilirdi, fare fare. Koşturdu millet taşla vuracağım diye. Şu anda ben burada değil de ahırda saman yiyen ihtiyar bir öküz olabilirdim. Ama Allah beni insan yaratmış. Ne güzel değil mi? Allah bize bu şerefi vermiş. Madem ki insanız, insan ne yapar? Ne yapar insan? Süt yapar mı insan? Bal yapar mı? Kereste olur mu? Namaz? Tamam. İnek süt yapıyor. Ben yapamıyorum. Ben de namaz kılacağım. Tavuk yumurta yapıyor. Ben yapamıyorum. Ben de oruç tutacağım. Değil mi ya? Hepsi namaz kılan hizmet ediyor. Tabii. Bize namaz hizmet ediyor onlar. Biz de Rabbimize karşı şükredeceğiz. Ya Rabbim bu hayvanları bize müsaade. Hizmetkar kıldın. Arı bizim sözümüzü dinler mi? Adın ne? Serhat. Serhat'cığım. Arı bana bal yap. Kafana kırarım ha. Koparırım kanadını. Falan gelip burnunu sokarsın. Ama en tatlı balı getiriyor. Kim gönderiyor? Allah. Allah gönderiyor. Bizi çok seviyor Allah. Çok seviyor bizi. Bak havayı burnumuza kadar getirmiş. Gülme. Gülme. Gülecek bir şey yok. Bak havayı burnumuza kadar getirmiş. Dakikada birkaç fırt çekiyorum. 73 senedir körlük gibi hava alıyorum bak. Ya bu hava markette olsaydı? Koşalım babanın havası gidiyor. Son tüpü kullanıyor. Koşuyor. Market çamçı. Babamı kaybediyoruz. Son tüpü kullanıyor. Ne olur bir koli hava. Oğlum son koliyi verdim sabah taze hava gelecek. Dönünceye kadar kontağı kapattı. Hadi yolla. Bunları bizim düşünmemiz lazım. Bunları ben düşünmem. Bir öküz bunu düşünmez herhalde. Bir inek düşünmez. Bir aslan, bir keçi, bir tilki bunu düşünmez. Ben düşüneceğim. Ben çünkü insanım. Evet sevgili kardeşlerim, evet. Şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabiyle senden müfarakat eden, yani dünyanın harabi demek şu kardeşim, sen öldün, kıyamet koptu. İki tane kıyamet var. Bir umumi kıyamet, bir senin kıyameti. Yani sen öldün lan, kıyamet koptu. Ne yapacaksın öbür kıyameti? Ya. Senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Şu evde oturuyor. Otur, ye, iç. Misafir al. Ama bu ev benimdir işte, şuyum, buyum deme. Burası senin değil. Değil. Hususan özellikle senin asrının inkarazıyla seni terk edip arka çeviren ve bağusuz berzat seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen, kabir kapısına kadar seni uğurlamıyor. Araban kapıda gelip de ya patron mezara kadar seni uğurlamıyor. Hususan bir iki sene zarfında ebedi bir kirak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan özellikle senin rahmına olarak husuri anında seni terk eden fani şeylere kalbini bağlamak kârı akıl değildir. İnsanın üç tane dostu varmış kardeşler. Biri malı, mülkü, parası, arabası, kasası. Biri arkadaşı, dostu, amcası, dayısı. Biri de imanı ve yaptığı sanat. Ne ekersen onu kesin. Şimdi vefat ettiği an malı onu terk eder. Öl canı çıktı. Kimin kalan mal? Mirasçılar. Bir. İkincisi kabre kadar dostlar, komşular kabre kadar getirirler. Onlar da içeri koyarlar. Rahmetli, idanlar, rahmetli. Üstünü örterler. Onlar da terk ederler. Ama imanın ve yaptığın iyilikler kabre giriyor. Sana arkadaşım. Mesela diyelim ki birisi örttü. Bu kadınsa nasıl örttüler üstünü kaldırdı. Şimdi buradaki şartlara göre ölüyor, oradaki şartlara göre diriliyor. Şartlar değişik. Anne karnındaki çocuğun şartı başka, dışarıya çıkınca şartlar değişiyor. Mesela anne karnında tuvalet yok. Çocuk orada bir şey yapmıyor. Nefes de almıyor, dışarı çıkıyor, başlıyor. Ondan sonra yapmaya, bak hayat şartları değişti. Orada göbeğinden besleniyordu, burada memesinden besleniyor.
Yani bizim de burada son nefesi alamıyor. Tamam. Buradaki şartlara göre öldü. Öldürüyorlar. Oradaki şartlara göre diriliyor. Burada artık o adam kaç kişi öldürmüş olsa bile buradaki polisler, hakimler ona bir şey yapamıyorlar. Ölmüş adam artık. Müebbet yok. Ölmüş. Kabre koyunca oradaki polisler geliyor. Münker ve nekir. Ne Rabbuke? Rabbin kim? Vah. Adam dünyada hiç Rab dememiş. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi çok şuray Allah'ım ya Rabbim. Rab'la ilgili bir şey yoksa, antrenmanı yoksa Allah yandı. Yandı abi ya Rab. Rab. Rabbin kim? Para der ya. Karı der. Çünkü adamın Rab'la hiç ilgisi yok. Adam 6 gün antrenman yapıyor, 7. gün maça çıkıyor. E sen şimdi bak bizim antrenmanımız bunlar. Burada antrenman yapıyor. Orada Allah bize konuşturur inşallah. Tabii. Olacak. İnşallah. Evet. Kabir kapısına kadar seni teşhi etmeyen, hususan bir iki tane zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp, günahını senin boynuna takan, hususan özellikle senin rahmına olarak husuri anında yani ölüm seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Biz böyle kardeşleri davet edin, gelin sohbet var falan. Abi ya işim var. Ulan bu iş değil mi? Biz burada şarkımı söylüyoruz. En büyük iş bu. En büyük iş bu. Cenab-ı Allah Kur'an'da buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا رِيَابُدُمْ Ben insanları ve cinleri ancak ibadet etsin diye. Zaten bizim işimiz bu. Ya. Eğer aklın varsa, uhrevi inkılabatında, yani ahiretteki değişimlerinde yükselme, bersahi ezvarında ve dünyevi inkılabatında musalemat altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri çuvallarla doların olsa gelmez mezara. Ehemmiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde, duyguların içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o insanın duygusu kalbine, o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. Çok görüyorsunuz zenginler var, böyle artistler var, artist ne yapıyor? İntihar ediyor. Bu yokluktan, parasızlıktan, fakirlikten, garibanlıktan değil. Neden? Allah'la irtibat sağlayamamış. Dünyadaki bütün arzuları yerine gelmiş. Fakat içinde bir boşluk var. Onu da, o boşluğu da Allah'a iman ile doldurulur olduğunu bilemediğinden yeter diyor, ben niye yaşayayım artık diyor. Dansım, paraysa gördüm, yasamıysa gördüm, gördüm. Artık göreceğim başka bir şey kalmadı. Hatta görüyorsun bazı şeyler var. Mesela Almanya'da ben görüyorum. Çoğu da pantolonların buralarını delmişler, yırtık. Kıçı yırtık, dizleri yırtık. Şey pantolonlar var böyle şeyde, vitrinde. Yani yola bıraksalar kimse almaz. Adam 100 dolara satıyor. Neden? Artık adam yapacak bir şey kalmamış. Hep giymiş, giymiş, giymiş. Biraz da yırtık giyeyim diyeyim ben. Hadi baba yırtık işte. Adam yırtığı dikmeye çalışıyor. O yırtıyor. Neden? İçindeki o boşluğu dolduracak bir şey bulamadığından onlarla tatmin olmaya çalışıyor. Değil mi kardeşler? Çok mühim. Siz Allah'ın inşallah. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masifasına teveccüh etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. Tatmin edemiyor Allah'a olan. Şu ayetin Ela bi zikrillahi tatme'innül kulub. Dikkat edin diyor. Kalpler Allah'ı anmakla, hatırlamakla tatmin olur, doyar. Onu anmadığından
kalbi.